Macron'un AA rahatsızlığı, yani Anadolu Ajansı rahatsızlığı, Macron'un bu son günlerde Türkiye'ye yönelik acayip rahatsızlıkları var. Ben geçen hafta yazmıştım. Biz konuşmadık burada geçen hafta bu meseleyi. Birkaç şey söylemişti. Frans 5 televizyonuna verdiği bir belgesel, bir röportajda. Mesela diyor ki Türkiye, Erdoğan Fransa'daki seçimlere müdahil oluyor, etkileyecek vesaire. Tabii bizim medyada bu meselenin görülüş biçimine bakmıştım o gün. O küstah Macron işte yine haddini aştı, hadsiz Macron falan diye böyle tepkiler vardı. Ben de itiraz ettim ya, neyi hadsizlik, neyi küstahlık? Adam ağlıyor. Adam Erdoğan'ı uluslararası düzeyde uluslararası bir aktör olarak görüyor ve işte kendi seçimlerine dahi müdahil olabilme gücünden bahsediyor. Devamı var. Mesela diyor ki ben diyor Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin, hakaretin savunmadım diyor böyle bir şeyi. Bunu diyor açıp Erdoğan'a da söyledim diyor. Ağlıyor adam, diyor ki ya bak ben falan. Demedim ya. Halbuki hikaye demedim. Dedi. Yani o hakaret Demedim diyor. demedim diyor. Yani Çünkü Türkiye bunu gücüyle öyle dünyaya yaydı ki tabii. Fransa'ya yönelik olarak öyle ambargolar uygulanmaya başlandı ki o bir ayı nasıl geçirdiğini bilmiyor. Bilmiyor. Bu da neyi gösterir? Türkiye'nin dünyayı ayağa kaldırabilme kapasitesini Sesini gösterir. gösterir. Şimdi ya bunları söylüyor. Şimdi bugün de Anadolu Ajansı'ndan rahatsızlığı var. Dolayısıyla Macron'u rahatsız eden Anadolu Ajansı'na yönelik bizim bir teşekkür borcumuz Doğru. oluşuyor. Tebrik edelim Anadolu Ajansı'nı. Niye rahatsız etmiş? Şimdi Anadolu Ajansı önemli bir kapasite inşası gerçekleştirdi. Tıpkı devletin diğer kurumları gibi. Aslında Türkiye bütün kurum ve kuruluşlarıyla bir kapasite inşası gerçekleştiriyor. Kim ne derse desin. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı Atıl değil. değil. Sadece tabeladan ibaret değil. Değil. Yani sizin Milli İstihbarat Teşkilatınızdan rahatsızlık duyuyorlar. Niye rahatsızlık duyuyorlar? Şundan dolayı şunu demiyor yani. Ya işte istihbarat teşkilatı olarak gidin bakın bakalım Yusuf Alabar'da annesi başı örtülü mü değil Tamam, mi hangi evde yaşıyor? Kur'an Ne okunuyor? yeniyor ne bu Helva değil. dağıtıyorlar Yani bu siz şimdi bu çerçeveden çıkar. Sizinle yine hasbihalimizde konuşmuştuk konuyu. Anadolu Ajansı da işte Balıkesir'in Kepsut ilçesinin bilmem ne köyündeki üçüz doğuran ineği haber yapar da Fransa'daki Paris'teki sarı yelekleri haber yapmazsanız hiç Anadolu Tabii. Ajansı'ndan rahatsızlık Sine duymazsınız. zararlarına karşı Bu mücadele haber yine haber. yapılsın. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama sadece bununla iktifa edilmesin. Derdimiz o. Yoksa o haberleri bizim kapımıza kadar taşıyan Anadolu Ajansı'nın, farklı haber ajanslarının kıymetli mensuplarını takdir ile karşılıyoruz. Çünkü öyle güzel haberler geliyor ki mesela meğerse bizim sahibimiz varmış haberi. Böyle bir Böyle. haber. Başka bir şey daha söyleyelim. İnsanlar, yani bir ekran başındaki bizi izleyenler bilsin diye. Siz Türkiye'deki gelişmeleri ancak ve ancak kıyaslama yoluyla anlayabilirsiniz. Tabii. Yoksa işte bugün 20 yaşında olan delikanlımız, genç kızımız doğduktan ve aklı başına erdikten sonra bu ülkedeki bütün nimetlerle yaşıyor son 10 yıldır, 15 yıldır. Hep de böyle yaşandığını Hep de böyle zannediyoruz. yaşandığını zannediyor. Yahut sosyal medyaya bakıyorsunuz, gençlerimize bakıyorsunuz özellikle. Ya bir fırsatını bulsak da kapağı Avrupa'ya atsak diyenleri Üç görüyorsunuz. hafta gösterdik. Keşke bu hafta da 3 hafta Avrupa'dan gösterdik görüntü gösterse. Avrupa'daki manzarayı. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle Türk olmak benim suçum mu diyen sözde evet. sanatçılar korona kapıyı çaldığında İtalya'dan Türkiye'ye kirişi kırmakta buldular çareyi. Aynen öyle. Apar topar geldiler, Ya. içeri girdiler, derin bir nefes çektiler. Dahasını söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşını dünyanın hiçbir yerinde, en ücra köşesinde bile olsa oraya operasyon gerçekleştirdi. Aldı Yani getirdi. ulaşım operasyonundan Anlıyorum. bahsediyorum. Evet. Aldı getirdi. Şimdi böyle bir kapasiteniz de var. Kapasitenizi çok arttırmışsınız.
Siz Avrupa'da sarı yeleklileri görüntüler haber yaparsanız rahatsız olurlar. Rahatsız olurlar. Oysa kendi ülkelerinde dahi polisin uyguladığı şiddetin çekilmesi, görüntülenmesi yasaklandı. Siz Ferguson olaylarında oraya kameranın alınmadığını biliyoruz. Ya. Ama Gezi olaylarında, Hamburg olaylarında oralara kameralar sokulmadı, yasak getirildi. TRT muhabirleri gözaltına alındı. Anadolu Ajansı muhabirleri gözaltına alındı. Ama burada medya özgürlüğü, basın özgürlüğü yok. Ama gelip Türkiye'de ülkeyi karıştırma faaliyetleri içerisinde iş yaptıklarında, engellendiklerinde kıyamet kopuyor. Medya özgürlüğünden bahsediyorlar. Başka bir noktadan daha bak Turgay Güler. Anadolu Ajansı orada görevini yaptığında, TRT ekipleri görevlerini yaptığında ve Türkiye adına konuyu Türkiye'ye aktaracak şekilde haberler görüntü almaya başladıklarında rahatsız oluyorsunuz. Ama Charlie Hebdo'da bir dinin bütün mensuplarına hakaret içerecek her türden yayının yapılmasını basın özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorsunuz. Böyle bir dünyanın olmadığını size anlatacağız. Evet, yemezler. Bunu anlatacağız. O yüzden Anadolu Ajansı'nı buradan tebrik ederim. Sadece edelim. Orada değil, Amerika'da da biliyorsunuz FETÖ'cülere yönelik olarak siz burunların bugün dibine girip röportajı. O yüzden güzel yoldalar. Biz mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Devletimize ait daha Mustafa Kemal Atatürk zamanında temelleri atılmış olunan bu kuruluşun gelmiş olduğu nokta. İstihbarat teşkilatımız öyle, Harciye'miz öyle, Ulaştırma Bakanlığımız şeyi öyle. Şeyi açayım biraz daha. Anadolu Ajansı orada bu görüntüleri çekiyor. Abonelerine servis ediyor. Bütün Türkiye bu görüntüleri kullanıyor. Yetmiyor. Dünyanın çeşitli coğrafyasında Anadolu Ajansı'na abone olanlar da bu görüntüleri alıyor. Siz aynı zamanda bu görüntüyü şu kadar dilde yayın yapan TRT'de de yayınlıyorsunuz. Biz burada değerlendiriyoruz. Dünya bu görüntüleri görüyor. Macron zıplıyor. Niye? Tabii. Niye Macroncu? Bugün İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un bir taziye mesajı vardı. Anadolu Ajansı masasından Makedonya ve Arnavutluk'tan sorumlu haberlere imza atan Arnavutça temsilcisi bir kardeşimizin vefatı ile ilgili. Şimdi okuyunca şunu diyorsunuz. Vay be, Arnavutça'da yayın yapıyormuş meğerse. Tabii. Şimdi bu çok güzel bir şey. Ve bunlar neyle olur Turgay Güler? Bir stratejik vizyonla olur. İkincisi maddi güçlü olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.